Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisiyim. Bugün sizlere Sezai Karakoç'un yazmış olduğu Ruhun Dirilişi adlı kitabı tanıtacağım. Kitaba geçmeden önce yazar hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Sezai Karakoç 1933 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şair, yazar ve aynı zamanda siyasetçidir. Pek çok eser ve şiirleri bulunmaktadır. Mona Rosa şiiriyle okuyucusunun büyük ilgisini çekmiş ve geniş bir kitleye sahip olmuştur. Şimdi kitaba tekrar geri dönecek olursak, sade ve anlaşılır bir dilde yazılmıştır. Yazar kitabında benzetmelere yer vererek anlatımını daha güçlü ve etkili bir hale getirmiştir. Böylelikle anlatılmak isteneni okuyucusuna daha iyi geçirmiştir. Ruhun Dirilişi bir eleştiri yazısıdır. Kitapta Allah'a, vahye, peygambere inanmayan aklın ölü bir akıl, Kur'an sesini duymayan kulağın sağır bir kulak, Allah'ı bilmeyen ruhun ölü bir ruh olduğundan bahsediliyor. Ruhun ancak Allah'a inanmakla yeniden dirileceğinden bahsediliyor. Allah'ın varlığının, peygamberlerin, İslam'ın, öldükten sonra dirilmenin bize verilen en büyük müjde olduğu aktarılıyor. Yazar, insanın en büyük düşmanının kendisi olduğunu, yani nefsinin olduğunu, daha sonra şeytan ve putların onun en büyük düşmanı olduğunu bize anlatıyor. Kitabın belli başlı bölümlerinde felsefi düşünürlerin, kimisinin varoluşla, kimisinin ölümle alakalı düşüncelerine yer vererek onların ne kadar yetersiz ve büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını dile getiriyor ve eleştirilerde bulunuyor. Bizim de bunun bilincinde olmamızı istiyor. Aynı zamanda çağımızın yeniden insanları putlaştırmaya dair bir takım ideolojilerin ve rejimlerin olduğunu, saltanat kurduğunu mesajını veriyor. Yazar eleştiriler yaptığı kadar bazı çağrışımlarda da bulunuyor bizlere. Çağımızda ruhun yeniden dirileceğini, inkar bataklığından çıkacağının mesajını veriyor. Bu kitapla birlikte hayata geliş amacımızın ne olduğunu anlamamızı, düşünmemizi, bir takım sorgulamalar yapmamızı sağladığı için herkese okumasını tavsiye ediyorum.